Baron gel, baron gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Poloş. Arkadaşlar, Poloş. Poloş. Hayır. Poloş. Poloş Baron'un eşi arkadaşlar. Birkaç gün Baron'la beraber takılacaklar. Ama Poloş böyle biraz nereye düştüm ben? Daha önce hiç şey yapmamış, çiftleşmemiş. Biraz yabancı. Ama Baron onunla en azından vakit geçiriyor. Eğer anlaşırsalar da çiftleşirler. Ben herhangi bir illa da çiftleşeceksin diye bir şey demiyorum. Onu Baron'a bırakıyorum. Baron artık Poloş, biraz Poloş gibi. İlk önce şu tasmasını değişelim de ondan sonra kokoş olsun. Gel bakayım. Gel. Poloş gel kızım. Poloş gel. Gel kızım bakayım. Baron. Ne biçim bir Poloş? Hayır Baron, bırak ki. Tasmasını şey yapalım. Ya anam parça o parça nereden bakıyor? Parça bak parça parça. Tehlikeli sinyaller veriyor. Pars, Baron seni görürse ne yapar biliyor musun? Buluş gel. Buluş gel, buluş. Buluş bunu alı çıkar. Sana bunu takalım Poloş. Poloş hayır kızım. Hayır Poloş. Poloş bu tasmayı takayım sana. Belki daha şey olursun Poloş gel. Gel. Hayır. Tasma Poloş'a yakıştı, güzel oldu Poloş. Aferin Poloş'uma. Bak. Aferin kızıma benim. Poloş. Poloş sen ne yapıyorsun? Sen üstüme atlıyorsun Poloş. Poloş'a çok şey yapmana gerek yok, böyle oynayın yeter. Poloş gel kızım. Poloş ama çok arkadaşlar, çoban köpeği ama gerçekten güzel bir huyu var. İnsancıl bir köpek. Yani sevilmek istiyor gerçekten. Dün ona kemik suyu falan verdim. Barona şey yapsın diye, iyi davransın diye ama daha henüz onları kitlenmiş bir şekilde görmedim arkadaşlar. Ama herhalde daha kanama yeni mi bitti? Ne oldu artık? Görürüz herhalde. Değil mi Baron? Bu arada arkadaşlar, bu tasmayı takmışken şunu da söyleyeyim. Bu tasmacı arkadaş var biliyorsunuz. Benim onunla herhangi bir bağım, ilişkim yok. Onu da söyleyeyim. Bağımızı, ilişkimizi kestik. Geçen gün canlı yayında herhalde biri bana attı ki işte senin tasmacı kötülediği kişiyle arkasından konuştuğu kişiyle canlı yayında abili kardeşli hediye tasma yapıyormuş falan filan ediyormuş bilmem ne. Dedim ki kardeşim benim o tasmacıyla bir bağım yok. Ben onunla olan bağımı kestim. Ama insanlar demek ki hala bizim o tasmacıyla bir bağımız var zannediyor. Benim o tasmacıyla herhangi bir bağım yok. Adını da söylemek istemiyorum. Zaten bilenler biliyor.
Çünkü insanların arkasından konuşup, yani bir sürü şeyler konuşup daha sonra o insana böyle, o insan seni konuşmalarıyla ezmesine rağmen o insana böyle karşı bir yalakalık içinde durmak, benim arkadaşım olacak, dostum olacak bir insana yakışmaz, zaten değil. Ama bazı insanlara da biz çok eski mazimiz var, çok eskilere dayanıyoruz falan diye şeyler de söylemiş. Bunları da duydum. Ben o tasmacı arkadaşı bir senedir, yani geçen sene başlarında tanışmıştık. Bir sene, 1,5 senelik tanışıklığımız olmasına rağmen, bunun da ortak bir arkadaşımız Murat abi vardı, Murat Özayrancı. Ama insanlara bizim çocukluk arkadaşıymışımız gibi falan şeyler söylemiş, etmiş falan, neyse. Önemli değil, o konuları kapatalım ama hele ki bana kötülediği insanları gidip canlı yayınlarda bütün insanların gözü önünde böyle konuşmalar, sana tasma yapıyorum demeler falan. Yani ben bunu ancak görürsem inanırdım. Niye görsem inanırdım? Bana o kısmı video halinde attılar. Ben de onu görünce tabii şok oldum yani. İnanın şok oldum, çünkü bir sürü şeyler söylüyorsun bir insan hakkında. Ve o insana gidip yok sana tasma hediye ediyorum, yok bu işin duayeni sensin falansın filansın gibi konuşmalar. Ben bunları kulaklarımla, gözlerimle görüp kulaklarımla duydum. O yüzden başka gören duyan arkadaşlar da oldu. Bana da sanki ben o tasmacıyla dostmuşum gibi, sanki onunla bir ilişkimiz varmış gibi, senin adamına bak falan filan diye bana bunu atıyorlar. Yani ben şunu söyleyeyim, benim onunla hiç bağım yok. Ben birkaç aydır onunla görüşmüyorum kendisiyle. Çünkü mevzulardan birçok insanın haberi vardır belki. Ama benim köpeklerimin alınmasını bile o insana yükleyen, o senin başına bu işleri açtı, o onun bu işte parmağı var deyip de gidip o kişiyle canlı yayınlarda boy gösteren, onu da geçtim, o kişi, o kötülediği kişi de onun hakkında bana bir sürü şeyler söyledi. O da yani hala onunla da yine konuşabiliyorlar. Yani ya herkes birbirinin arkasından konuşuyor ama herkes birbiriyle iyi, tamam mı arkadaşlar? Yani bu en iyi örneği bu herhalde. Herkes birbirinin arkasından konuşuyor ama herkes birbiriyle iyi. Final bu. Ben şimdi o yüzden bu hem tasma konusu açılmışken, benim bu tasmacı arkadaşla hiçbir bağlantım yok arkadaşlar. Zaten işlerimiz bitsin, güzel tasmalar da yaptıracağız köpeklerimize. Şu işler bitsin, şuralar bir düzenlensin. Poloş! Gücüm. Tamam, hemen atlama ya. Bir dur, üstüme atlama da Polo işte. Tamam, atla atla. Baronun üstüne atla sen. Reyna gibi baronun üstüne atla bari. Benim üstüme atlama. Bizim harbiden diğer vurgun var ya, vurgun. Bunun ayakları bundan büyük ya, ben ona gerçekten, yani ilginç bir durum. Diyor şu an. Video kısa oldu dediniz arkadaşlar. Geliş videosunda. Lan! Poloş! Ya sen ona niye hırlıyorsun ya? O hırlıyormuş ya, vay anasını. Dur Poloş ya. Üstümü mahvediyorsun Poloş ya. Poloş. Üstümü atlama bak, kızar mahvediyorsun. Ya sen niye hırlıyorsun oradan? Ben de zannediyorum bu hırlıyor. Ya senin o gözlerini yiyiyor. Bak bak ya, şuna bak. Oradan kızıyor ha. Bu yavruyu aldığınız zaman. Dur. Bak.
Hayır. Ana bavuldaki pars mı? Pars! Bak şerefsize ya, bak nereye gitti ya. Bu parsı biz bir yere kapatalım, o içeri girer. O içeri girer ve Escobar onu orada ikiye böler. O yüzden onu oradan bir yere kapatalım. Şu aradaki demirler var yukarıda, oradan içeri girer. Çünkü Paris'i onun yanına koydum, Escobar'ın yanına. Pars ilk başta Baron'un sevgilisine yanaşmaya çalıştı. Baron onu kovdu buradan. Biz burada temizlik falan yaparken... Kim oluyor ya? Her şeyi oluyor. Borsan. Borsan! Borsan sen bu şeyi demiyorsun. Baron. Baron sen de... Sen de poloşu... Poloşu bir ayarla artık yani, gel. Ne poloş? Poloş. Böyle dur bakayım Poloş, hayır. Böyle dur bir. Dur bir Poloş. Böyle dur bir, tamam. Dur bir şey olmaz o Baron. Poloş. Herhalde şimdi seviyorum onları ya. Şey yapayım. Gel buraya, tamam gel. Neyse artık. Ya! Arkadaşlar videoyu kapatalım. Temizliklerini yapalım hayvanların. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi benim artık tasmacı arkadaşla hiçbir bağlantım yok. O yüzden yaptığı şeyler beni alakadar etmez. İstediği kişiyle istediği gibi görüşebilir canlı yayında. Bize daha önceden de şey diyordu. Ben onunla görüşmüyorum, ben bununla görüşmüyorum. Yani biz sanki ona görüşme falan diyoruz ya. Yani sırf bizim benimle dost kalabilmek için ben şu şahısla işte görüşmüyorum. Zaten böyle böyle yanlışları var, bir sürü şeyleri var. Farklı X şahıslar için de deyip sonra gizli gizli gidip görüşüp sonra o görüştüğü kişiye de niye bu fotoğrafları paylaştın, bizim dostluğumuzun bozulmasına neden oldun diyen bir karakterde bir insan. O insana o çünkü her şeyi böyle menfaat için 3-5 tasma satayım diye hayatı, tabii o da hayatını öyle sürdürüyor, yapacak bir şey yok ama en azından burada insanları kullanırken böyle çaktırmasa yani. Bize çaktırdı. Biz bunu geç çaktık biraz. Geç farkında olduk. Ama insanlara çaktırdığı zaman tamam, ben uyuz oldum açıkçası. Gerçekten bizi kullanmışlar ama biz de hatalıyız. Biz de kendimizi kullandırtmayacaktık. Ama inanın arada biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Biz aslında kendimizi kullandırtmayız. Ama arada dostlarımız vardı işte. Eski tanıdığımız insanlar vardı. Onların vasıtasıyla bu işler böyle oldu. Yani yoksa biz nereden bilelim? İnsanları hep iyi niyetli zannediyoruz ama bakıyorsunuz ki işte Recep Bayraktar'la aram bozuldu herhalde. Bu kişilere gene tekrar yanaşayım ben. Böyle bir durum da söz konusu. Yani menfaat yürüsün, ticaret yürüsün diye her şey mübah kılınıyor. Tamam mı? Söylenen sözler unutuluyor. Aynı siyaset gibi bu olaylar, tamam mı arkadaşlar? Siyasette de böyle şeyler var. Kim kime söverse yarın arkadaş oluyor. Bu işte de böyle demek ki. Ama biz her şeyin farkındayız. Benim arkamdan da sağda solda yok o onun kayına binmiş falan filan gibi kelimeler de konuşulmuş. Şunu da söyleyeyim. Benden duymadığınız bir şeyi ben söylemişim gibi duyarsanız bana söyleyin. Tamam mı? Benden bir şey duymadıysanız ağzımdan. Birinin size Recep Bayraktar böyle demişti falan diyorsa onu bana söyleyin. Hemen anında görüntü o kişiyi de bozalım. Bozalım çünkü gerçekler ortaya çıksın. Yani öyle şeyler söyleniyor ki sonradan biz duyuyoruz bunları arkadaşlar. Tamam, tamam. Sevdin mi sen de beni? He? Sevdin mi beni? Tamam. Öyle şeyler duyuyorum ki gerçekten yani yazık. Yani her şey ticaret için. Yani bakıyorsunuz o kişinin canlı yayında konuştuğu kişi sabahın köründe. Bakın. Arkadaşlar. Siz gidin oraya bakın. Sabah belki de saat 8-9'da beni arıyor.
o canlı yayında konuştuğu kişi beni arıyor. Diyor ki X bir şahıs diyor. Ben bu şahsın diyor, bu şahsın karakterini beğenmedim. Bu diyor adam değil diyor. Bak bu diyor seni çekemiyor diyor. Aynı böyle bakın vallahi billahi. Bu şahıs diyor seni çekemiyor diyor. Bu şahıs diyor bu köpeklerin alınmasıyla alakalı iş bundan kaynaklanıyor. Ben diyorum ki ya böyle bir şey yok diyorum. Böyle bir şey yapmaz bu kardeş diyorum. Tamam mı? Yok diyor ben sana diyor şimdi birini bağlayacağım diyor. Bu şahıs diyor bizim içerideki ajanımız diyor. Bize bilgiyi bu verdi diyor. Neyse konferansı alıyor. İlk şahısla söylüyorlar. Diyor ki ya böyle böyle evet diyor orada bir kişi var diyor. Senin diyor şeylerini bu hazırladı videolarını falan filan. Aynen böyle bakın. Ya diyorum ki ben buna inanmıyorum diyorum. Tamam sen diyor bak ona diyor bir zarf at diyor. Bak diyor dökülecek. Ben de tabii bu kişiye diyorum ki bak diyorum ben böyle böyle bir şey söylediler senin hakkında ama insanlara böyle bir izlenim vermişsin demek ki bunu söylüyorlar. Ben zaten diyorum böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Sansam zaten seni telefonla konuşmam direkt yanına gelirdim. Bu kişiye bunu söylüyorum. Neyse daha sonra bir sürü şeyler söyleniyor ediyor. Bir bakıyorum ki o kişi o kişiye işte hayvan veriyor. Yavru veriyor. Bana da soruyor. Ben vereyim mi diyor. Ayıp olmasın. Ben de diyorum ki sen ticaretine bak diyorum. Ver diyorum yani. Ama ya arkadaşlar bir de insanlar sonra diyor ki ben ona diye söyledim diyor böyle böyle. Senin için böyle böyle. Yani benim insanlarla aramı bozup tamam mı? Ya benim insanlara da aram bozulmuş bozulmamış o da çok önemli değil ama ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani oradaki bir kişi sabahın köründe sabahın 8-9'unda beni arayıp o insanla bizim aramıza şey koyuyorsunuz tamam mı? Ondan sonra da çıkıyorsunuz piyasaya. Piyasanın en delikanlısı, en adamı, en ağır abisi, en kralı bizmişiz gibi. Bizim dediğimiz doğru, biz öyle yaparız, biz böyle yaparız diye insanlara kendinizi gösteriyorsunuz ya. Onu kimse yemez yani tamam mı? Bak ben yemem ama yemeyenler de var. Ya bizim gözümüz kapalıydı belki sonradan açıldı gördük bu olanları. Biz çünkü dedik ki ya bu şahıs öyledir belki ama aslında böyledir yani aslında iyidir. Yok kardeşim aslında iyi değil. Aslında nedir biliyor musunuz? Bak şu aslında nedir biliyor musunuz? Aslında herkes ticaretinin peşinde. Herkes menfaatinin peşinde bu işi yürütmeye çalışıyor. Tamam mı? Ben onu anladım. Yani menfaatler işte o benim yanımda dursun kötüdür ama ben onu iyi göstereyim. O benim yanımda dursun. Ama sonra arkasından başkalarına sen niye ona gidip prim verdin? Niye onu gittin gösterdin? Şey değil mi? Sen de bütün şeyleri yanına çekiyorsun. Demek ki senin menfaatin de ayrı. Hep bu işlerden yolunu bulma işindesiniz. Tamam mı? Herkese başarılar diliyorum ama yani beni hani şey yaptığınız zannediyorsunuz böyle bu işlere uyanmadı zannediyorsunuz. İşin finalinde ben her şeye uyandım. Allah'a şükür ki hepinizden kurtuldum. Allah yolunuz açık etsin. Tasmanız da sizin olsun. Köpeğiniz de kangalınız da sizin olsun. Tamam mı? Hepiniz mutlu olun. Biz zaten biz burada video çekerken siz yoktunuz. Sonradan çıktınız. Nereden geldiniz girdiniz hayatıma bilmiyorum. Ama ben hep burada vardım. Siz yoktunuz benim hayatımda. Şimdi tekrar yoksunuz. O yüzden ben bir şey kaybetmedim. Siz de bir şey kaybetmediniz. Siz kazandınız. İşinizi yoluna rayına soktunuz. Tamam mı? Özellikle o tasmacı arkadaş. Yani ona gerçekten var ya. Bir de gitmiş bir tane bizim bir kardeş var. Ona demiş ki ben onun oraya gideceğim. Tekrar işte beni kovacak mı? Gideceğim. Ha. Yani sakın öyle bir şey yapmasın. Sakın yani gözüm ben onu görmek istemiyorum ya gerçekten. O konuştukları kelimeler aklıma geliyor. O şeyler yazıklar olsun ya. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Baron da bu arada hala Koloş'ta bir araya gelemedi. Ya Koloş bir yere. Koloş niye Baron'la şey yapıyorsun ha? Bırak şu balonu. Baron. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.